yerine getirmiş mi, getirmemiş mi? O yönden bir hesap vermeli. Deprem, İstanbul'u bekleyen deprem haberiyle devam edeceğiz. Karadeniz'de bir sarsıntı meydana geldi. İstanbul'da hissedenler oldu. Küçük küçük sarsıntılarla yer kabuğu, yer küre kendini hatırlatıyor. Deprem gerçeği. Ben buradayım, bir yere gittiğim yok diyor ama biz maalesef tedbir alamıyoruz. Büyük İstanbul depremi için zaman da tükeniyor. Yakın zamanda gerçekleşen depremlerin ardından endişeler daha da arttı ve yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür uyardı. İstanbul için zaman daraldı. Beklenen deprem 7'nin üzerinde olacak diyor Naci Görür. Ve Kuzey Anadolu fayı enerjisini boşaltacaktır. 99'dan itibaren 30 yıl içerisinde İstanbul Marmara'da yani denizde deprem olma olasılığı %62 artı eksi 15'tir. Marmara'da yaşayanların kabusu Büyük İstanbul depremi. Ard arda yaşanan depremler sonrasında yine gündemde. Endişeler daha da arttı. 11 Nisan'da Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. O depremin ardından yeniden başladı endişe. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu. İstanbul'da hissedildi o deprem. Onun Kuzey Anadolu fay kuşağıyla doğrudan ilişkisi yoktur. Dolayısıyla orada olan bir depremin İstanbul'da beklenen depremi yani tetikleyebileceğinden söz etmek uzak bir ihtimaldir. Görür, gerçekleşen depremin Marmara'daki fay hattıyla alakalı olmadığını ancak İstanbul için zamanın daraldığını dile getirdi. İstanbul yani normal bizim beklediğimiz deprem periyodu içerisinde tabii zaman tüketiliyor. Dolayısıyla o periyodun sonlarına doğru geliyoruz. İstanbul bir sismik boşluktur. Muhakkak 7'nin üzerinde bir depremle sınanacak. Görür, sonraki muhtemel depremler için de uyarıda bulundu. Doğu Anadolu fayı üzerinde olabileceğini söyledi. Doğu Anadolu fayı üzerinde Erkenek, Çelikhan, Maraş Türkoğlu yörelerinde yani ben bundan sonraki depremleri o yörelerde olacağını düşünüyorum. İktidar İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesiyle ilgili adım atmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tedbir almaya çalışıyor bir taraftan. İktidarın gündeminde Kanal İstanbul var. Prestij projesi, söz verilmiş proje. Kanal İstanbul yapılabilecek mi? Muhalefet karşı çıkıyor, İstanbullular karşı çıkıyor. Kanal İstanbul güzergahında yaşayanlar karşı çıkıyor. Yerlerinden edilmek isteniyor Şahintepe sakinleri. Bugün mahkemeye gittiler. Kanal İstanbul ve Yenişehir projeleriyle yerlerinden edilmek istenen Şahintepeliler, görüntüler ekrana gelsin. Evlerimizi elimizden alan imar planına karşı mahallemize sahip çıkıyoruz diyerek Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtılar. Ve bakanlığa bir kez daha seslendiler. İmar sorunumuzu çözün önce dediler. Şimdi uygulamayla evlerinizi bırakın Arnavutköy'e gidin diyorlar. Arnavutköy Hacı Maçlı'ya gidin diyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Çünkü yıllardır bu bölgede yaşıyorlar. Yıllarca emek vererek inşa ettiğimiz, güzelleştirdiğimiz mahallemizden tapu transferi bahanesiyle gönderilmek isteniyoruz diyorlar. Tepki gösteriyorlar. Kültür Bakanlığı'nca birinci sınıf sit alanı olarak belirlenen bir bölgede taş ocağı olabilir mi? Ne kadar olağandır? Normal şartlarda bu imkansız. Şimdi sizi Edirne Keşan'a götüreceğiz. Bir çevre felaketine nasıl davetiye çıkarılıyor? O çok ciddi iddiayı ekrana getireceğiz. Bu arada habere konu edilen şirket bugün Halk TV'ye ulaştı. İddiaları kesin bir dille reddediyor şirket. Bakın ne söylüyor. Edirne Keşan'da bulunan iki köy taş ocaklarının tehdidi altında. Üstelik ocaklar birinci derece sit alanı bölgesinde. Bakanlık tabelası var. Maden işletme izni de. Bunu kaldırırsak alttan başka bir şirket çıkıyor. Muhtemelen şirketin ismi değişmiş. Selkar diyor. Neden bu şekilde
el değiştirdiğini ve sonrasında neler yapılacağını hep birlikte göreceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız tabii. 8 Nisan'da taş ocağında kontrollü patlama gerçekleştirildi. Başta Kızkapan olmak üzere Karahisar ve Karlıköy'de de patlama sesleri çevredekileri endişelendirdi. Biz gördük. Taraf ağaç içerisinde zaten. Yol bile yapılamaz, kazı bile yapılamaz. Edirne Keşan'a gitti CHP'li milletvekili Okan Gaytancıoğlu. Alelacele patlatma yapılıyor dedi. Ama burası bir sit alanı. 2012'den beri Batı Madencilik tarafından çalışma yapılıyordu bölgede. El değiştirdi. Değişimini Gaytancıoğlu görüntüledi. Selkar madene devredildi. Ama onun da işletmesinin süresi doluyor. Günler kaldı. 26 Nisan'da işletmenin ruhsat süresi bitiyor. Ocaklar ilgili bakanlıkların onayı alındıktan sonra açıldı. Oysa Muhtar Selahattin Arslan'a Kültür Turizm Bakanlığı'ndan gönderilen yazı dikkat çekici. Bakanlığın yazısında Kızkapan ve Karahisar'daki taş ocaklarının bir kısmının birinci derece sit alanında olduğu anlatılıyor. Mevzuata göre ise sadece sit alanı ilan edilen kısım değil, çevresinde de çalışma yapılamaz ama yapılmış. Muhtarlığa yazı da şöyle yazılmış. Burası birinci sınıf sit alanının bir parçası. Dolayısıyla tamamı burada sit alanına giriyor. Çünkü Kültür Turizm İl Müdürünü aradım. Bana yazıyı da söyledi. Böyle bir yazı yazdık dedi. CHP'li Gaytancıoğlu bu alanda nasıl taş ocağı çalışması yapıldığını soruyor. Ama ne olursa olsun buranın korunması gerek. Bu haber yayınlandıktan sonra Selkar Kaolin Zeolit Bentonit Madencilik Şirketi'nden de Halk TV'ye bir açıklama geldi. Açıklamada çevre izinlerinin tam olduğu ve patlatma işleminin izinlerinin de valilik tarafından onaylandığı söylenirken çalışma yapılan alanın da sit alanı dışında olduğu belirtildi. Genel yayın yönetmenim Suat Toktaş'a ulaştı şirket haberlerin ekrana gelmesinin ardından böyle bir açıklama yaptı. Genel yayın yönetmenimiz bu akşam saat 21'de HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ı ağırlıyor. Liderler özel röportaj serisinde sırada HDP var saat 21'de. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu 3. ittifaktan söz etti. Ne demek istedi bu tartışılıyor. Karamollaoğlu'nun 3. ittifak sözlerine partinin yöneticisi Bülent Kaya açıklık getirdi. Bülent Kaya, Karamollaoğlu'nun altılı masanın daha çok milletvekili çıkarması için yapılan hesaplardan söz ediliyor dedi. İşte o açıklama. Şimdi değişti şartlar. Üçüncü ittifak olabilir çünkü artık bu engel teşkil etmiyor. Yani yeni seçim kanunundan. Yeni seçim kanunundan dolayı. Yani üçüncü ittifakta maksat şu özellikle, yani bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı, bir de üçüncü ittifak olsun şeklinde bir yaklaşımdayız. Buradan maksat hem Saadet Partisi'nin daha fazla milletvekili çıkarabilmesi hem de bu güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatına imza atmış partilerin aslında meclis çoğunluğunu elde etmesine dönük bir arayış. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ilk kez söylüyorum dedi ve seçim yasası değişikliğiyle üçüncü bir ittifakın gündeme gelebileceğini söyledi. Karamollaoğlu'nun ne demek istediğini Halk TV yayınına bağlanan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya anlattı. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine giderken nasıl bir kombinasyonla girilebilir, nasıl bir simülasyonla girilebilir, buna dair bir arayış. Yani onları dışlayan, onlarla rekabete giren bir şeyden ziyade onları da koruyup gözetleyen, çünkü biz bu dönüşümü hep beraber yapmak durumundayız. Yani çok abartılacak bir şey olduğu kanaatinde değilim ama bir ihtimaldir. Öyle bir ihtimal var. Onu ifade etmek istedim. Bizim şu an bir ittifakımız söz konusu değildir diyor. Seçim dönemi yaklaşır gelir, o dönem bir ittifak yapabiliriz. Olmazsa üçüncü bir ittifak da kurabiliriz diyor. Ama ayrı bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız demiyor. Temel Karamollaoğlu 3. ittifak sözüyle altılı masadan ayrı olarak kurulacak yeni bir ittifakı kastetmiyor. Yeni seçim yasasıyla değişen hesaplar çerçevesinde 3. bir ittifakla seçime gitmenin altılı masaya daha çok milletvekili kazandırabileceğini söylüyor. 3. ittifak olabilir çünkü artık bu engel teşkil etmiyor. Yani yeni seçim kanunundan. Yeni seçim kanunundan dolayı. Tek tek de girilse, yani 3 parti seçime girse, birlikte oldukları takdirde her birinin aldığı oyu üst üste koysanız daha büyük bir çoğunluk meydana gelir. Milletvekili çıkarma ihtimali ve çıkarma çıkıyorsa zaten adedi artar. Tek bir cumhurbaşkanı adayının etrafında birleşeceğiz. Asla bu milletin beklentilerine, umutlarına
biz zarar ve halel getirmeyeceğiz. Ama seçimler yaklaştığında kim hangi ittifakla seçime girer o seçim döneminde belli olacaktır. Sayın Karamollaoğlu doğru söylüyor. Bu tekrar yeniden demokratik bir hukuk devletine dönüş yapmak istiyorsak bu altılı bir işbirliğinden taviz vermeden devam etmemiz